Merhaba arkadaşlar. 8 tabanında çarpma işlemi yapacağız. Aslında çarpma işleminde toplama ile çarpmanın karışımı oluyor. Ama yine 8 tabanında yapmak. Dediğimiz gibi 8 tabanında kullanılan rakamlar 0'dan 7'ye kalan 0 ve 7 de dahil tabii ki de. 7'den büyüğünü yazamıyoruz. Onları elde şeklinde ayrı ayrı yazıyoruz. Şimdi başlayalım. 4 kere 5, 20. 20 yazamayız çünkü tabanımızdan büyük, 8'den büyük. Şimdi 20'nin içinde kaç tane bizim tabandan varmış ona bakalım. Yani 20'nin içinde kaç tane 8'lik var? Bir tane var. 8 artı 16. Bir de 4'ümüz var, değil mi? Şimdi şunlar tabana eşit olduğu için bu iki rakamı yazamıyoruz. Biz burada yalnız 8 olmayan, tek başına olan rakamı yazıyoruz. 4. Tamam mı? Ve bunlar elde var 2 olarak geçiyor. Çünkü bu tam olarak 1/8'lik, bu da tam olarak 1/8'lik. Yani şu an elimizde 2 elde var. Elde var 2. Yazalım böyle. 6 kere 4, 24. 2 de elde vardı. 26. Şimdi eldemiz gitti. 26'nın içinde kaç tane 8'lik var? 8, 16, 24. Bir de ikimiz var. Yalnız rakam olan 2'yi alıyoruz. Aldık. Bir de 3 tane eldemiz var gördüğünüz gibi. Tamam mı? 3 eldemizi de aldık. Şimdi 4 kere 2, 8. 3 de elde, 9, 10, 11. Açalım 11 rakamını. 8, bir de 3 var. Tamam, 8 artı 3, 11. Yalnız rakamı aldık. 3. 8'lik boşta kaldı. Bu da 1 elde demekti ya. 1 de elde, burasına ekliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şu an bu 8 tabanında. Devam et. Şu parantezi yazmayacağım 8 diye. Çünkü iyice karışıyor o zaman. Birbirine giriyor yazılar. Devam ediyorum. 3 kere 5, 15. 15 içinde kaç tane 8'lik var? 8. Bir de 7 rakam olması. 7, 7, 14, 15, evet. 7. Yalnız rakam olan 7'yi alıyoruz. Ve elimizde bir tam olan sayı elde var. 1 olarak alıyoruz. Şu an elde var 1. 6 kere 3, 12, 18. 1 de elde 19. Kaç tane 8'lik var? Hemen bakıyoruz. 8, 16. Bir de 3'ümüz var. Yalnız rakam olan 3'ü aldık. Ve şu an 2 tane de eldemiz var. Elde var 2. 3 kere 2, 6. 2 de elde, 7, 8. 8'in içinde bir tane 8'lik var. Ve buraya sayı kalmadığı için biz buraya 0 yazıyoruz. Çünkü 8 tabana eşit olduğu için elde var 1 diyoruz. 1'i de buraya ekledik. Şuradaki 1'i. Tamam. Şimdi toplayalım. Bakın burası 8'lik tabanda olacak. Şurayı sileyim kafanız karışmasın. Evet. 4 aşağı indi. Tek başınaydı. 7 artı 2, 9 yapıyor. 9'un içinde bir tane 8'lik ve artı 1 var. 8 artı 1, 9. Yalnız rakam olan 1'i aldık. Bir de eldemiz var şu anda. 3, 3, 6. Bir de elde 7. Yazdık. 1 artı 0, 1. Bir de burada 1 var. Hop. Buyurun size 8'lik tabanda çarpma işleminin sonucu. Bu kadar arkadaşlar. Sorunuz olursa yazabilirsiniz.